Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte oyuncular için özel olarak hazırlanmış akıllı telefon Razer Phone'a bakıyoruz. Öncelikle telefonu bize ulaştıran Doğubank Turan GSM'e teşekkürlerimizi iletelim. Bildiğiniz üzere Razer oyuncu ekipmanlarıyla nam sağlamış bir firma. Ancak piyasaya akıllı telefonlarımıza bir giriş yapalım demişler ve bu telefonu üretmişler. Razer Phone'u oyuncu telefonu yapan iki tane etken var. Bunlardan birincisi ekranının 120 Hz tazeleme hızına sahip olması. Diğeri de mükemmel diyebileceğimiz Dolby Atmos Stereo hoparlörler. Ayrıca 120 Hz'i telefonlarda ilk defa bu telefonda görüyoruz. 120 Hz olayı eğer çok fazla oyun oynuyorsanız ve oynadığınız oyun araba yarışları, FPS gibi çok hareketli oyunlarsa çıplak gözle bakınca aradaki fark bence net olarak anlaşılabiliyor. Biz şu an çıplak gözle görüyoruz dedik ancak kameralara yansımayabilir arkadaşlar. Biz ikisini de yan yana size görüntü olarak veriyoruz zaten. Şimdilik bu tazeleme hızını destekleyen çok fazla oyun yok ancak firmanın da söylediği üzere 2018 yılında oyunlar yavaş yavaş o tarafa doğru gelecek ve biz de daha fazla oyun görebileceğiz. Yani Razer'ı şimdilik yeni çıkmış güçlü bir konsola benzetebiliriz ama ancak o konsol için şu an çok fazla oyun yok. Ha tabii oyun yok dedik ama Android bir cihaz olduğu için marketteki bütün oyunlara ulaşabiliyoruz, orası ayrı bir mesele. Denediğimiz, oynadığımız tüm oyunlarda hareketler gerçekten çok yumuşak ve oyun zevkini ikiye katlıyor diyebiliriz. Telefonun içinde gelen Game Booster uygulamasıyla oyunlara farklı ayarlarda atayabiliyoruz. Örneğin bir oyun telefonu ne kadar yük bindirsin, çözünürlüğü ne olsun, kaç FPS'de çalışsın ve anti-aliasing denilen kenar yumuşatma aktif olsun mu olmasın mı gibi seçenekleri buradan ayarlayabiliyoruz. Bu da yine bir oyuncu telefonu için bence ince düşünülmüş bir uygulama. Oyun tarafını özetlemek gerekirse genel olarak çok iyi detaylar var ancak tabii ki telefonda 5-10 dakika oyun oynayanları pek ilgilendirmiyor bu konu. Yani sıradan bir akıllı telefon kullanıcısı için olmazsa olmaz bir özellik değil. Oyun ne kadar önemliyse bence oyundaki sesler de o kadar önemli. Gelin telefonun ses tarafına biraz da bakalım. Açık benim bir akıllı telefonda bugüne kadar gördüğüm en iyi hoparlörlerden birisi bu telefonda. Hatta ikisi. Hem alt tarafta hem de üst tarafta bize doğru dönmüş iki hoparlör bulunuyor. İkisi de kendi amfilerine sahip ve Dolby Atmos standartlarında. Ayrıca THX sertifikasını yani akustik denge teknolojisini yine ilk kez bu telefonda görüyoruz. Tabii ki de ses deneyimini böyle size birebir aktarmak biraz zor olur ancak biz şöyle bir müzik açalım. Son sesle dinlediğimiz zaman aslında böyle çok bozulan, hani telefonlardan alışta geldiğimiz bir hoparlör yok arkadaşlar. Cidden odayı dolduran, kuvvetli ve temiz bir ses verdiğini söyleyebilirim. Gayet güzel işlevini görüyor hoparlörler. Ses tarafı mükemmel dedik. Eksi yönleri yok mu? Tabii ki de var. Mesela ses açma kısma tuşlarının yeri bence biraz yanlış konumlandırılmış. Oyun oynarken özellikle parmaklarınızla buralara yetişmek biraz zor oluyor. Kutunun içinden bir kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. Razer bildiğimiz üzere kulaklık da üretiyor. Hatta telefon için kulaklıklarını da satıyorlar. Ancak kutunun içine de belki bir tane güzel bir oyuncu kulaklığı ekleyebilirlermiş. 3.5 mm'lik bir jack girişimiz yok. Type-C'den dönüştürmemiz lazım. Bu dönüştürücü kutunun içinden geliyor. Ama eksi haneleri bir kenara bırakırsak ses konusu iyi arkadaşlar. Hiç kafaya takmaya lüzum yok. Telefonun biraz da tasarımına değinelim. 5.7 inçlik 2K bir ekranda gelen telefonumuz ekran gövde oranı konusunda sınıfta kalıyor ve %73'lük bir oranla karşımıza çıkıyor. Alüminyum gövdemize ekran tarafında Gorilla Glass 3 ile destek verilmiş. Boyutlara baktığımızda 15.8 cm uzunluk, 7.7 cm genişlik ve 8 mm kalınlığımız var. 197 gramlık biraz fazla bulduğumuz bir ağırlığı var telefonun. İlk görüşte Sony akıllı telefonları hatırlatan tasarımda yan taraftaki güç düğmesi parmak izi okuyucusu görevinde üstleniyor. Gayet stabil çalıştığını ve güzel bir yere konumlandırıldığını da belirtebilir. 64 GB'lık dahili depolamanın yanında 2 TB'a kadar micro SD kart takabiliyoruz. Android 7.1 ile gelen telefonumuzun oldukça sade Android arayüzü bulunuyor. Tasarım açısından telefon günümüz standartlarının biraz gerisinde kalıyor desek bizce yanlış olmaz. Sıra geldi kamera meselesine. Kamera ilk bakışta iddialı gibi gözükse de işin aslı maalesef öyle değil. Arka tarafta iki kamera bizleri bekliyor. Bir tanesi f2.6 diyafram değerine sahip telefoto, diğeri de 1.7 diyafram değerine sahip geniş açı. İkisi de 12 megapiksel değerinde. Ayrıca şimdiye kadar gördüğüm en sade kamera arayüzüne sahip telefonlardan bir tanesi yine Razer Phone. Öyle fazla manuel ayarlara müsaade etmiyor. Bir amiral gemisi için hem gündüz hem düşük ışıklıktaki fotoğraflar pek yeterli değil gibi duruyor. En azından çift kamera daha efektif kullanılabilirmiş ancak firma ilerleyen günlerde bu konuda illaki geliştirmeler yapıp telefonu güncelleyecektir. Şimdilik güzel ışıkta renkler biraz soluk gözüküyor. Fotoğraflarda detaylar da pek yeterli seviyede değil. Düşük ışıkta da ciddi kumlanma ve fotoğraflarda titreme
kamerayı görmeye başlıyoruz. Ön kameramız 8 megapiksel değerinde ve arka kameralar için söylediğimiz şeylere benzer şeyler geçerli. Ancak sosyal medyada iş görebilecek fotoğraflar çekebilirsiniz. Arka kamerasıyla birlikte 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyoruz. Şirketin açıklamasına göre de 2018'in ilk çeyreğinde telefona oraya güncellemesi gelecek. Portre modu ve saniyede 60 kare çekim gibi özellikler de o zaman eklenebilecek. O zamana kadar telefon kamera konusunda bizce bir tık sınıfta kalıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Razer Phone'un mikrofonlarından duyuyorsunuz. Yani sesleri bu şekilde kaydediyor. Telefon bir oyuncu telefonuysa tabii ki de teknik özelliklerinde iyi olması gerekiyor. Snapdragon 835 işlemcisine Adreno 540 grafik işleme birimi destek oluyor. Ayrıca 8 GB gibi gayet ciddi bir RAM miktarı da telefonun içinde yer alıyor. Tabii ki bu teknik tabloya bakınca gayet ciddi özellikleri olduğunu ve bizi her türlü oyunda hiç üzmeyeceğini anlayabiliyoruz. Gelin 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım, ısımıza bakalım, pil ne kadar gidiyor ona bakalım. Ben de bir yandan size pili anlatayım. 4000 mAh'lik bataryamız yoğun kullanımlarda bile bir günün sonunu görebiliyor. Tabii ki burada ekranın tazeleme hızını düşürmeniz gerekmekte. Yoksa 120 Hz oyun oynarsanız gün içinde bir kere daha şarja takmanız gerekebilir. Kablosuz şarj desteği bulunmayan telefonumuzun hızlı şarj desteği mevcut. Hem de 1 saatte yaklaşık %80'i doluyor. Hal böyleyken aslında aman şarjım bitti derdi de pek kalmıyor. Çünkü kutu içeriğindeki hızlı şarj ile gün ortasında kısa bir şarjla yolunuza devam edebilirsiniz. Oyun testimizin sonuçlarına da bakacak olursak başlangıçtaki %52 pilimiz %45'e düştü. Burada 120 Hz'in etkisini görüyoruz. Sıcaklığımız da 28.6 dereceden 37.2 dereceye yükseldi. Bu da ciddi bir yükseliş diyebiliriz. Yani 120 Hz olayı telefonu aslında biraz zorluyor gibi. Artık sıra geldi bu telefon hakkındaki son sözlerimize arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir toparlayalım. Razer cidden ilginç ve belli bir kitleye oynayan bir telefon üretmiş. Telefon oyun ve ses deneyimi konusunda bizlere gerçekten mükemmel şeyleri sunuyor. Ancak telefonda aradığınız şey tasarım ve kameraysa bu telefon maalesef sizin için değil. Telefonda çok fazla oyun oynuyorsanız ve oyunun grafikleri olsun, akıcılığı olsun çok önemliyse bu telefona yönlenebilirsiniz. Telefonun fiyatı yaklaşık 3400-3500 TL civarında. Dediğim gibi sizin amacınız ilk başta oyunsa, telefonda çılgınlar gibi oyun oynuyorsanız tabii ki de yönelebilirsiniz. Ama böyle bir amacınız yoksa başka tarafa doğru gidin. Burada en önemli unsur bir telefondan ne istediğiniz diyelim ve şuradaki ankete sizleri çağıralım. Siz Razer Phone'u beğendiniz mi beğenmediniz mi arkadaşlar? Ankette bu cevabı arıyoruz. Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Razer Phone'u inceledik. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.